Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Kasım 2017 Salı sevgili izleyiciler. Akbim TV stüdyolarından bir kez daha merhaba diyoruz. Ve Kastamonu merkezde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak üzere Kastamonu merkezde yayın yapan gazetelerimiz ve Tosya'da yayın yapan gazetelerimizin başlıklarını sizlere aktaracağız. İlk gazetemiz Açık Söz gazetesi. Açık Söz gazetesinin ana manşetten verdiği haber, Vali Yaşar Karadeniz'le ilgili İlgilen Meclisi'nde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, olacak duaya amin diyelim demiş. İlgilen Meclisi bütçe görüşmelerine dünkü oturumla devam etti. Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan da katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ve bilgi verdiler. Toplantıda okulların altına yapılması istenen otoparklara açıklık getiren Vali Yaşar Karadeniz, okulların altına otopark yapılması mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki tavrı net. Bu konuyu Kastamonu'nun gündeminden çıkarmamız gerekir. Bu tür uygulama yapanlar hakkında da yasal işlem başlatılacaktır dedi. Zaman zaman gündeme gelen demiryolu taleplerine de değinen Vali Karadeniz, olacak duaya amin diyelim. Demiryoluyla neyi nereye taşıyacağız? Bu vaziyette Kastamonu'ya bir demiryolu yatırım programı mümkün değil diye konuştu. Vali Karadeniz ayrıca bütün şehir yasasından da söz ederek belki bu görevleri son kez yerine getireceksiniz. Bu sebeple çalışmalarınızı ona göre tamamlayın. Temponuzu artırın ve güzel bir final yapın dedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ise uzun süredir gündemde olan site iş alanının 10 gün içinde ihaleye çıkacağını duyurdu. Evet, Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu Kastamonu'da 14 yılda 5 baraj inşa ettik dedi. Üniversite öğrencileri memnun değil. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın öğrenci dostu şehirleri araştırmasına göre ilimiz 100 üzerinden aldığı 61 puanla 57. sırada yer aldı. 5 bölgeye mega endüstri, sanayideki güçlü üretim artışını sürdürülebilir kılmak için Türkiye'nin 5 ayrı liman bölgesinde 5 mega endüstri alanı inşa edilecek. Emeklilere konut müjdesi var. Murat Demir, TOKİ'nin emekliler için yapacağı konutların ihale tarihini açıkladı. Milletvekili Demir yaptığı açıklamada TOKİ'nin Kastamonu Merkez Öğrencilik mevkiinde 316 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, 1 adet cami inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi açık ihale usulüyle 16 Kasım Perşembe günü ihale edilecek dedi. Şehitlerimize borçluyuz. Şehit Kaymakam Safi Türk'ün babası geçtiğimiz gün Kastamonu'ya gelmişti ve konuşmuştu. Şehitlik sadece cephede düşmanla çarpışırken olmaz. Allah hepimize şehitlik mertebesini nasip etsin demiş. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde ön talep başladı deniliyor. Yine kadına şiddet artıyor. Tayfun Tafracı vefat etti. Eski milli güreşçilerden Hilmi Tafracı'nın oğlu, avukat Tamer Tafracı'nın kardeşi Kastamonu müteahhitlerden Tayfun Tafracı yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti. Dün İhsan Gazi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Minibüs traktöre çarptı, 2 kişi yaralandı deniliyor. Bu da Daday yolundan gelmişti sevgili seyirciler. Evet, Nasrullah Gazetesi'ne bakalım. Nasrullah Gazetesi'nde de elektrik kesintileri bezdirdi. Özellikle son dönemde şehrin birçok kesiminde gerçekleştirilen uzun süreli elektrik kesintilerine vatandaşların tepkisi devam ediyor. Yeni haftanın ilk günü olan dün ise aç kapa şeklindeki çok sayıda kesinti vatandaşı canından bezdirdi denilmiş. Asım Safi Türk'ü ağırladık, ben ölseydim oğlum değil demiş. Eğitim Sen Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği tam bir hayal kırıklığı iç sayfalarda yer alıyor. Yine geçtiğimiz dönemlerde de önemli başarılara imza atmış genç bir kardeşimiz vardı ve tam da otomobil fabrikası hayali kuranlar için, aslında otomobil fabrikasının kurulması için canı yürekten büyük destek veriyoruz. Bizler de istiyoruz Kastamonu'da en azından bir ünitesinin kurulması noktasında ve milletvekili Murat Demir'in yapmış olduğu açıklamalar ardından sosyal medyada çok fazla bir şekilde konuşuldu bu konu. Ama inşallah Kastamonu'ya bir otomobil fabrikası ya da daha güçlü büyük bir fabrika kurulabilir diye ümit ediyoruz. Ancak orman endüstrisi ile ilgili çalışma yapılmasında da yarar var. Çünkü ülkemiz ilimiz %67-%70 oranında ormana sahip. Bunu da değerlendirmekte yarar var. Evet, otomobille ilgili genç bir kardeşimiz var demiştik. Kastamonu Abanalı Eyüp Ateş isimli öğrenci. Sınır adını verdiği elektrikli zırhlı araç tasarladı. Amerika'da düzenlenen yılın projesi yarışmasında 540 katılımcının arasında 4. olan Ateş, lansman için Amerika'ya davet edilmiş. Abanalı gence
Amerika'dan davet deniliyor. İnşallah başarılı olur bu gencimiz. Ancak şunu da belirtmekte yarar var. Bu Eyüp Ateş kardeşimize Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Ve projelerini bir şekilde bir şeyler yaparak desteklemekte yarar var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Vali Yaşar Karadeniz İlgenel Meclisi üyelerine seslendi. Bütün şehire hazır olun demiş. Yine asıl hedefimiz üniversite demiş. Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in açıklamaları var. Karahasan site işanı ihalesi 10 gün içinde yapılacak deniliyor. Yine Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde mutlu sona az kaldı başlıkları var. Ve Gündem 37 gazetesine bakalım. Kış lastiği takmama cezası artıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere kesilen 625 liralık cezanın 1 Ocak 2018 itibariyle 715 liraya çıkması bekleniyor. Ağız Veli Sağlık Merkezi 27 Kasım'da yeni binasında ilimizin en önemli yatırımlarından biri olan ve uzun zamandır açılması planlanan Ağız Veli Sağlık Merkezi'nin yeni binasında mutlu sona ulaşıldı. 27 Kasım'da inşallah açılış gerçekleşecek. Vali Karadeniz'den demir yolu yorumu olacak duaya amin diyelim ana manşetten bu haberi paylaşmış gazete. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 108.620 dekar araziyi sulamaya açtık demiş. Şehit babasından barış çağrısı, nesilden nesile Fatihler konulu konferans geçtiğimiz akşam Kasamonu Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi deniliyor. AFAD'dan 3 ilçeye afet konteyneri yine Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde mutlu sona yaklaşılıyor. Taşköprü Akgençlik'te Erol Bahadır Sezer dönemi 50 yıllık okulun yıkımına başlandı. Tosya Dumlu Pınar Ortaokulu geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 185 öğrenci, 14 öğretmen, 7 derslik ve 1 kütüphane ile eğitimine devam etmişti. Kadınlar ve diyabet deniliyor. 14 Kasım 2017 Diyabet Günü münasebetiyle bilgilendirme yapılmış İl Sağlık Müdürlüğü tarafından. Ve Kastamonu gazetesine bakalım. Irak depremi sonrası uyarı Kuzey Anadolu fay hattı sıkışıyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye-Irak sınırında meydana gelen deprem 7.3 büyüklüğündeydi. Ve bu depremde 214 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından dolayı endişe duyuluyor sevgili izleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Profesör Doktor Celal Şengör, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı. Şengör yaptığı açıklamada, burada bize ilginç bir mesaj var. Arabistan biraz daha sıkıştırdı Türkiye'yi. Peki ne oluyor? Kuzey Anadolu fay hattı ve Anadolu fay hattı, buralar sıkışıyor. Türkiye batıya atılıyor ifadelerini kullandı. Emekli konutları 16 Kasım'da ihale edilecek. Yine site işanı için 10 gün içinde ihaleye çıkılması planlanıyor. Olimpiyat sporcusu çıkarmak hedef. Mustafa Afacan da böyle bir köşe yazısı paylaşmış. AK Parti'nin yeni gündemi ise il başkanını belirleme süreci. Geçtiğimiz günlerde aldığımız uyumlar neticesinde Devlet Han Yazımcı'nın bu göreve getirileceği yönünde bazı açıklamalar vardı. Ve bugün de Kastamonu gazetesi 6 tane ismi ön plana getirdi. Bunlar Serdar Kulaksızoğlu, Yaşar Özdemir, Tamer Tafracı, Doğan Ünlü, Devlet Han Yazımcı ve Tuncay Yılmaz. Bu 6 isimden acaba hangisi AK Parti'nin yeni il başkanı olacak? Önümüzdeki günler belirleyecek tabii ki bu konuyu. Sadece dediğimiz gibi daha önceki haber bülteninde de belirtmiştik. Devlet Han Yazımcı'nın ismi öne çıkıyor. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu bilgi henüz net değil ama bugün Kastamonu gazetesi bu konuyu paylaşmış siyaset haberlerinde. Doğru yöntem, sağlıklı çözüm. Vali Karadeniz İl Genel Meclisi'nde böyle bir konuyu gündeme getirmiş. Hedefimiz beton yol ve BSK üzerine olacak. Genel sekreterin açıklamaları da bu yönde. 2000 dekar ve Hanönü bu barajı bekliyor. Gökçeağaç Barajı ve sulaması projesinde %25 fiziki gerçekleşmeye ulaşılmış. Proje hizmete alınmasıyla 2090 dekar arazi suyuyla buluşacak ve Hanönü ilçesinin içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak sevgili izleyiciler. Defakto'nun ödülünü Abanalı CEO'su aldı deniliyor. Yine Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde sona yaklaşıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği alarm verdi. Kırmızı ete acil önlem şart denilmiş. Ve Doğru Söz gazetesine bakalım. Rahat uyuyorsak bunu şehitlere borçluyuz. Şehit kaymakamın babası Asim Safi Türk'ün açıklamaları bu yönde, sürmanşetten verilmiş bu haber. Minibüs traktöre çarptı, 2 kişi yaralandı. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde sona yaklaşılıyor. Ağustos'ta hava serinleyince her şey tersine döndü.
paranız var, havanız yok başlığıyla İlgilenme Meclisi'ndeki Vali Yaşar Karadeniz'in açıklamalarına yer vermiş ve ana manşetten vermiş Doğru Söz gazetesi bu haberi. Memura Ocak ayında %3'lü zam deniliyor. Taşköprü Akgençlik'te Erol Bahadır Sezer dönemi. 28 Kasım'da 7 okul için yıkım ihalesi yapılacak. Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ana bina, Merkez Subaşı Köyü Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu Ortaokulu, A1 A2 blok, Merkez Akçataş Köyü Karadere İlkokulu Ortaokulu ana bina, Merkez Darendi İlkokulu Lojman A1 blok, Merkez Behçet Necatigil İlkokulu A1 A2 blok, Merkez Ortaokulu A1 A2 blok şekillerinde sıralanmış sevgili izleyiciler. Bu konuyla ilgili de ihale 28 Kasım'da yapılacak. Evet, D100 Karayolu'nda polis noktası kuruldu deniliyor. Belediye spor antrenörü Hakan Günal rehavet yok demiş. SGK prim borçları siliniyor. 1 Nisan 2017'den önce SGK prim borcu bulunanların tüm borçları, faizleri ve cezaları silinecek. Evde kişi başına gelir 592 liranın altında olanlar sağlık için prim ödemeyecek. Gökçeağaç Barajı'nın %25'i tamamlandı deniliyor sevgili izleyiciler. Ve Tosya'ya uzanalım, bakalım hangi haberler var. İlk gazetemiz Tosya Haber 37 gazetesi. Ziya Yılmaz Bilen'den ülke ocaklarında seminer Tosya'da. MHP eski genel başkan yardımcılarından Ziya Yılmaz Bilen hafta sonunda Tosya ülke ocaklarında düzenlenen seminerde konuşmacı olarak katılmış. Tosya tarım arazilerinde kış hazırlığı başladı deniliyor. Devlet muhtarları dinledi. Irak'ta deprem, 341 kişi hayatını kaybetti. Evet, gerçekten bize gelen son bilgiler 214'tü. Ama son bilgiler 341. İnşallah bu sayı daha da artmaz diyelim. Mutlu Aküden ücretsiz test günü, yine Vodafone Özgün İletişim yeni adresinde Tosya'da bu haberi de paylaşmış gazete. Bozkurtlar İstanbul'a hayır için toplandı denilmiş. Evet, yine günün son gazetesi Tosya'da yayın yapan Tosya Açık Söz gazetesi. Sürmanşetten verilen haber, CIA'nin eski başkanı Trump Putin'den korkuyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar, Afrin için gerekli adımlar atılacak demiş. Kaymakam Deniz Pişkin muhtarlarla bir değerlendirme toplantısı yaptı deniliyor. Yine AK Parti'nin meclis başkanı adayı İsmail Kahraman oldu deniliyor. Daday'da meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Merkez Bankası açıkladı yıl sonu dolar tahminiyle ilgili 3.86 biliyorsunuz. Araçlara ücretsiz akü testi yapıldı. Yine Suudi Arabistan'ın istediği Arap Birliği toplanıyor başlıklarını görüyoruz. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk sevgili izleyicilerimiz. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.